Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Dergahın kıblesini pusula yanlış göster. Sola kayık ilgilenmenizi rica ederim. Ne yapayım? Dergahın pusu ne o kıblesini tekrar mı değiştireyim? Ya sizin pusulanız yanlışsa? Vallahi nerede soru sahibi? Geldi mi? İçeride kendi kendime dedim, bu hafta çalışmadı mı yoksa dedim, vazifesini yerine getirmiyor mu dedim. İçimden. Dini, doğaüstü bir tanrısal güç ya da varlıkla ilgili inançların, bu varlığa yönelik manevi eğilimlerin ve Tanrı'ya yapılan ibadetlerin oluşturduğu bütün diye nitelendirebilir miyiz? Birisi dine böyle bakabilir. Böyle nitelendirebilir. Tevhidçi bir metafiziğin daima zaruri olması aynı zamanda insanın böyle bir metafizikten, kainat üzerine düşünmekten, zaman, mekan, madde, ruh, hayat, kader, insanın sonu, iyinin temeli, bütün gerçekliğin sebebi, prensibi olan Allah hakkında düşünmekten de vazgeçemez mi? Neden? Düşünsün. Hep düşünmüşler. İllaki tevhidçi bir metafizik olması şart değil. Bir kimse bu noktada tevhidin dışında da bir metafizik bulabileceğine inanıyorsa düşünsün onu da. İnsan izafi şeylerle neden tatmin olmaz? Kendisi izafi değil mi ki? İzafiyet geçicilik biliyorsun. Bu dünya izafi değil mi ki? Neden izafi şeylerle tatmin olsun ki insan? İzafi şeylerle tatmin olanlar zaten kendince bu dünyada ve bu dünyanın kendi içerisindeki gerçekleriyle yaşadıklarına inanıyorlar. O yüzden onlar da kendi kendilerine bu dünyadan başka bir dünya olmayacağını inansa dahi yine de o kimse burada tatmin olamıyor bir türlü. Ölüm serin mezarlıklara müjdeler götürmektedir. Öte alemi ifade eden mezar imgesi güven ve huzur manasındadır. İdam mahkumlar için mezarlıklar teslimiyet ve güven duygusunu ifade eder. Onlar için mezar öte aleme yolculuk ettikten sonra yaşayacaktır ebedi rahatlığın ifadesidir. Ölümün ve mezarın da anlamı bu değil mi acaba? Bir düşüşten sonra yüceliş gelmesi için hayata ve insana yüklenmiş bir çile saati. İnternetten iyi toparlamış arkadaş bunu. Bu sorunun sahibinin kendi elinden çıkma yazılar değil. İnsan ölümü gerçeğiyle anlasa ve görse ondan sonraki hayata, öte dünyaya inanmakta bir an için bile duraklamaz mı? Mezar sonsuz aleme açılan bir kapıyken aynı zamanda fani hayatın sınırlılığını ifade eder mi? Evet. Soru sahibi, adım adım mı gideceğiz? Bunları yazan erkeklerden mi, bayanlardan mı? Sen mi yazmıştın? Vahdede vücut mu, panteizm mi, hiçbiri mi? Direkt bana mı bu soru?
Ha buna şimdi direkt cevap vermeyeyim yani. Konu başlığı bu, öyle mi? Konu başlığı vahdet-i vücut mu, panteizm mi, hiçbiri mi? Evet. Şey yapayım mı yine, kafamı sağlam tutayım mı? Normal mi bugün, böyle şey mi yani? İyi. İbn-i Arabi sistemi olan vahdet-i vücutla Spinoza ise orijinal panteizmi ile Doğu ve Batı düşünce dünyasında önemli iki ekolün temsilcileridir. Yalnız Arabi'nin ağzından vahdet-i vücut sözü yoktur. Arabi'yi okuyanlar Arabi'nin vahdet-i vücutçu olduğuna inanırlar, kâne olurlar. Ve kendilerince Arabi okuyanlar, Arabi araştıranlar, Arabi ekolünden ekberi denir onlara gene eskiden. Bu ekolde gidenler kendilerince Arabi'nin vahdet-i vücut düşüncesine sahip olduğunu söylemişler. Çıkardıkları algı bu. Bir şeyi okuyor, okuduğu metinden bunu çıkarıyor. Spinoza'nın temsilcisi olduğu panteizm ile Arabi'nin savunduğu vahdet-i vücut terminolojik çağrışım bakımından aynı görülse de benzer yerleri çok, bir o kadar da farklı olması da ilgi çekicidir. Arabi ve Spinoza'nın tanrı anlayışlarının en önemli benzer yönü varlığın birliği öğretisini kurmaktır. İkisi de bire ulaşma gayretiyle çaba göstermişlerdir. Arabi'de varlığın birliği söz konusudur. Arabi varlığın birliğini söyler ki bunu İslam reddetmez hiçbir zaman. Hiç kimse varlığın birliğini reddetmez. Burada içerideki tartışma şudur. Bir kısmı Arabi varlığın birliği düşüncesiyle bu varlığı tamamiyetle hak olarak, Allah olarak görür. Buradaki yanılgı şudur. Normalde Spinoza ise, panteizm ise varlığı bütüncüllük içerisinde tanrılaştırmaktır. Ama Arabici ile Arabileri, Arabi'yi ayırıyorum. Arabi kendince mantık diyalektikleri kurar. Kendince mantık diyalektikleri kurarken sorar, kendisi cevap verir. Bakın sorar, kendisi cevap verir. Bir şey var ise var olduğuyla alakalı sorular sorar. Mesela bununla alakalı cevheri koyar Arabi. Bu bütün varlığın bir cevher olduğunu, bu cevherin bölünmez bütün olduğunu, bakın varlığın bir cevher olduğunu, bu cevherin bölünmez bütün olduğunu söyler. Bu varlığın, cevherin bölünmez bütün olduğunu savunmak ile bu varlığın içerisinde bu varlığı Cenab-ı Allah olarak görmek farklı bir şeydir. Arabi bunu böyle görmez. Bu Arabi iftira olur o zaman. Arabi varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatsal tecelliyatlarının olduğunu söyler. Ki bu haktır. Varlığın üzerinde Allah'ın bütün sıfatları sonsuz sayısız bir şekilde tecelli eder. Eyvallah. Ama varlık bütünüyle Allah değildir. Bakın varlık bütünüyle Allah değildir. Panteistler ise varlığı bütünüyle Allah olarak görürler. Tanrı olarak görürler, öyle söyleyelim. İkisi de bire ulaşma gayretiyle çaba göstermişlerdir. İki filozof da temel amaçları Tanrı'yı bulmak ve birlemektir.
İkisi de bu yüzden aşireye kaçmış, Siponize ateistlikle, Arabi sapkınlıkla suçlanmıştır. Arabi'nin Allah'ı bulma gibi bir derdi yoktur. Arabi'nin Allah'ı bulma gibi bir derdi yoktur. Çünkü Arabi için, Arabi Cenab-ı Hakk'ın zahir sıfatlarıyla Allah bilinen bir şeydir. Zahir sıfatlarıyla Allah görünen bir şeydir. Allah batın sıfatıyla bilinmez. Bu da Cenab-ı Hakk'ın Zatullah'ıdır. O yüzden Zatullah bilinemeyeceğinden dolayı Cenab-ı Hak varlığın içerisine Zatullah'ı Arabi varlığın içerisine Zatullah'ı koymaz. Hiçbir İslam mütefekkiri varlığın içerisine Cenab-ı Hakk'ın Zatullah'ını yerleştirmez. Allah'ın zatını tefekkür etmek, Allah'ın zatının ne olduğunu düşünmek bilinmezliktir. Burası yasaklanmıştır. Bakın burası yasaklanmıştır. Cenab-ı Hak zatının bilinmekliğini yasaklamıştır. İnsanları kendisini bilecek olanı yaratan odur. Kendisini bilecek olanı yaratırken yaratmış olduğu insan Allah'ın zatını anlamaktan uzaktır. Böyle yaratılmamıştır. Zaten Allah'ın zatı bilinebilecek bir şey olsaydı Allah olmaktan çıkardı. Arabi'nin bu noktadaki duruşu budur. O yüzden Arabi Allah'ı aramaz. Arabi Allah'ı tanımaya çalışır. Cenab-ı Hak bilinmekliği istedim der. Arabi Allah'ı bilmeye çalışır. İnsanlar vardır Allah'ı arar. O saftır, cahildir. Bilmiyordur. Allah aranmaz. Allah sıfatlarıyla meydandadır çünkü. Gizli değildir. O yüzden İslam dünyası Allah'ı aramaz. Allah'a yakin olacak yollar arayabilir. Allah'a yakınlaştıracak vesileler arayabilir. Ama Allah aramaz. İkisi de varlığın birliğini oluşturmaya çalışsalar da Arabi de hak, yaratıcı ve halk, yaratılan, Spinoza da natura, naturans, doğallaştıran doğa ve natura, natura da doğallaştıran doğa kavramıyla yaratan ve yaratılan fikrini kabul ederler. Bakın şunu unutmayın. Bir kimse bir yaratanla yaratılanı kabul ediyorsa, yaratanla yaratılanı kabul ediyorsa, yaratan ve yaratılanın birlik, tek olduğu düşünülemez o zaman. Müdahale edebilirsin, mikrofon verebiliriz sana. Yaratan ve yaratılanı kabul eden bir kimsenin yaratanla yaratılanı bir görmesi mümkün değildir. Oysa vahdet-i vücut düşüncesini oturtmaya çalışan bir kısım vahdet-i vücutçular yaratanla yaratılanı birlemeye çalışıyorlar. Yaratıcıyı yaratılanın içerisine koyuyorlar. Her yaratılanın üzerinde yaratanın yaratıcı sıfatı tecelli etmiştir o kimsenin üzerinde. Ama bu yaratıcının yaratması gibi değildir. Nasıl yaratılan bir şeyin insanın görmesi var mı?
Var. Ama Allah'ın görmesi gibi mi? Hayır. İnsanın duyması var mı? Var. Ama Allah'ın duyması gibi mi? Hayır. İnsanın eli var mı? Var. Allah'ın eli gibi mi? Hayır. İnsanın dili var mı? Kelamı var. Ama Allah'ın kelamı gibi mi? Hayır. O yüzden insanın da kendi elinden yarattığı bir şey bu manada var mı? Evet. Ama Allah'ın yaratması gibi değil. O yüzden Arabi insanı bir veçesiyle, bir veçesiyle, bunu böyle şirk gibi görmeyin yalnız. Hani fiiliyatı yaratan Allah'tır ama insanın elinden bir şey üretilir mi? Evet. Sağlı sollu yanaşın. Bu manada yaratılanı kabul ediyorsa bir kimse, yaratanı da kabul eder. Yaratanı kabul ediyorsa bir kimse, yaratılanı da kabul eder. O zaman hem yaratan var, hem de yaratılan var. Hem yaratan var, hem de yaratılan var. Bu hani Allah affetsin, ben Arabi'nin böyle parantez içerisinde benim varlıkla alakalı kendi düşüncem var ya, bilinmez idim, bilmiyoruz. Bilinmekliği istedim ama bir şey yarattım. Varlık tamamiyetle. Ben o varlığı tamamiyetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin nuraniyeti, ruhaniyeti olarak görüyorum. Varlığın tamamını. Bu benim kendi algım. Arabi değil bu. Ama aslında bu bütün İslam tasavvufunun eninde sonunda birleşmek zorunda kalacağı yer. Bu kadar iddialı konuşuyorum bunu. Varlığın üzerinde konuşanlar, bu varlığın üzerinde genelde konuşanlar ehli tasavvuftur. Ehli tasavvufun dışında varlığın üzerinde çok konuşmazlar, çok fikir yürütmezler. Aslında varlığın üzerinde tefekkür etmek, konuşmak sufilerin işi değildir ama sufilerin işi olmuştur. Böylece sufiler metafizik anlamda ve varlığı tanımlama ve tanıma anlamında yeni pencereler açarlar. O güne kadar gelmiş geçmiş olan pencerelerin üzerine bir pencere açarlar. Bugüne kadar herkes bir şeyler söylendi, bundan sonra da söylenecek. Ama eninde sonunda herkesin gidip dayanacağı bu hadisi kutsi var. Bilinmez idim, bilinmekliği istedim, bir şey yarattım. Bilinmez idim, bilinmekliği istedim, bir şey yarattım. Bilinmez idim, bilinmiyor orası. Bu Allah'ın zatullahı. Bu yaratılan her şeyden münezzeh olan bir şey. Bunun üzerinde bir şey konuşmak, bir şey anlatmak, bir şey yapmak yok. Bunun ilmi de yok çünkü. Yazılı, görsel ilmi yok bunun. Bunun olsa 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 o kimse kalbi ilimle bir yere kadar gider, o da o değildir deriz ona. Tanınmaklığı, bilinmekliği istedim. Ya Resulallah, hiçbir şey yok iken Allah neredeydi? Amadaydı. Bu hem mekan izafe eder, hem de durum izafe eder burası. Burası farklı bir şeydir. Amadaydı sözü, amadaydı sözü. Bütün İslam ve İslam dışı felsefecilerin bu konuda düşünen, yazan, çizenlerin dikkatle gözünü dikmesi gereken bir yer. Bütün her şeyle. Amadaydı. Bakın soruyor, sahabenin sorusu enteresan. Neredeydi? Neredeydi?
Biz birisine soracağız şimdi. Yunus'a soracağız. Yunus 10 dakika önce neredeydin? Cevap ver. Odadaydın. Oda nerede? Tekke'de. Tekke nerede? Osman Gazi ilçesinde. Tekke'nin heykele olan uzaklığı ne kadar? Evet, bakın, normalde bir şey soruluyor, öyle değil mi? Neredeydi? Amadaydı. Eğer ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin o esnada huzurunda olsaydım, derdim ki ama neredeydi? Şimdi nerede? Neredeydi ama? Daha çok kafanızı karıştıracağım sizin. Miraç amaya mı oldu? Yoksa Miraç amadan ileri mi oldu? Gökleri geçti, hadisler var. Birinci kat gök, ikinci kat, üçüncü, dört, beş, altı, yedi. Ondan sonra cehennem, ondan sonra cennet. Ondan sonra arşallah, lef-i mahfuz, kürsi. Geçti bunların hepsini. Kalemin cızırtısını duydum diyor. Ne yazıyor? Kalem hala da yazıp siliyordu diyor. Mürekkebi kurumamış. Kalem yazıp çiziyorsa, yani lef-i mahfuz kalemden sonra yaratıldı. O zaman kalemin cızırtısını duydum diyorsa kaleme geldi. Lef-i mahfuzun üstü. Biz komple varlık amanın içinde mi yoksa? Evet, doğallaştıran doğa kavramıyla yaratan ve yaratılan fikrini kabul ederler. Zaten bütün şu anda dünyanın birleştiği tek bir nokta var. Yani yaratanla yaratılanı kabul ediyorlar artık. Bakmayın siz Türkiye'deki cahil ateistlere. Onlar hala da böyle Darwinist, ondan sonra Karl Marx düşüncesiyle hareket edip dinin yok olduğunu, İşte bir yaratıcının yok olduğunu, doğanın kendi kendine yarattığını filan bu fasafisolarla uğraşıyor. Artık Batı entelektüeli bir yaratıcıyı kabul ediyor. Batı entelektüeli bu noktada büyük bir kendi içinde bilimsel devrim oluşturdu. Bu bilimsel devrim şu, bir yaratıcı var. Bir yaratıcı var. Bir yaratıcının var olduğunu Batı bütün entelektüeller, Batı'nın bütün entelektüelleri kabul ediyorlar. Batı'da materyalizm bitti. Gerçek manada Batı'da materyalizm bitti. Güneş Batı'dan doğacak dedikleri şey herhalde bu olsa gerek. Yani bir gün Batı'nın bütün bilim adamları toplanıp evet Tanrı vardır, bir yaratıcı vardır. Artık hiç kimse bunu tartışmasın diyeceği günü bekliyorum ben. Bunu diyecekler çünkü. Çünkü onların araştırmaları, onların bu noktadaki bilimsel deneyleri, onların bilimsel bakışları onları bir yaratıcıya götürdü. Yani Tanrı'nın olmadığını iddia eden Batı'da artık Tanrı'nın var olduğu söyleniyor. Bizim buralarda okuduğumuz Batı kitapları, bizim buralarda okutulan Batı'dan gelme bize makaleler
bundan 50 yıl önce, bundan 60 yıl önceki makaleler. Bize Tanrı'nın olmadığını okutuyorlar daha. Bunu dayatıyorlar bize. Çünkü biz kendi kendimize batıdan Tanrı'nın var olduğuna inanırsak diyeceğiz ki biz, ulan biz zaten Allah'a inanıyorduk, bir yaratıcı olduğunu inanıyorduk. Neyimiz eksik? Ya şu dini tanıyalım o zaman biz diyeceğiz. Kapitalizmin işine gelmiyor bu. Şu anda dünyada gerçek İslam, yaşadığımız İslam'ı gerçek İslam olarak görmeyin. Gerçek İslam kapitalizmin tek düşmanı. Vahşi kapitalizmin tek düşmanı. Her şeyle. Biz dini yaşamadığımız halde din orada duruyor ya, bu bile rahatsız ediyor onları. O yüzden hadis-i şeriflerin üzerine saldırıyorlar. Yani biz dini bozuk bir şekilde anlayıp yaşamaya devam edelim. Meseleyi kapattım. İki filozof da Tanrı'yı her şeyin özü ve tek neden olarak görürler. Evet. Her ikisi de Tanrı'yı bilmenin ölçüsü insanın kendisini bilmesidir der. Evet. Hadis-i Kutsi, nefsini bilen Rabbini bildi. Bir kimse kendisini ne kadar tanımlayabildi, Allah'ı o kadar bilebildi. Arabi sık sık sembolik ifadelerle dolu bir dil kullanmış. Karmaşık ve çelişkili bir anlatım tarzı seçmiş. Spinoza da böyle bir yol seçmiştir. Arabi'nin fisusu, Spinoza'nın etikası en iyi bir örnektir. Yani gerçekten Arabi'de sembol kelimeler çok fazla. Bunu kabul ediyorum. Yani Arabi'deki o sembol kelimeleri çözmek, metni okuyup da metni anlamayı bırakıyorsun, sembol kelimeleri çözmeye çalışıyorsun. Sembol kelimeleri çözdükten sonra onların bir de hepsinde puzzle gibi, resim tamamlar gibi tamamlamaya çalışıyorsun. Gerçekten de okumak ve anlamak güç. Bunu kabul ediyorum. Ama bu noktada belli bir ayet, hadis bilgisi olan, temeli olan bir kimse biraz da tasavvufun ana ilkelerini öğrendiyse, okuduysa bu biraz mesafe kat edebilir. Ama öbür türlü dediği gibi çok böyle sembolik ifadeler olan bir dili var. Yeni sembolik ifadeler türetmiş. Yeni kelimeler türetmiş. Yeni böyle cümleler, yeni algılar türetmiş Arabi. O yüzden Arabi'nin o kendi içerisindeki, kendi sisteminin içerisindeki o türetmiş olduğu cümleleri, kelimeleri, sembol ifadeleri iyi tanımlamak gerekir. Eğer normalde bunları tanımlayamayan bir kimse ise Arabi okusa da bir şey anlamaz. Allah affetsin. Bakın okusa da bir şey anlamaz. Mesela varlıkla alakalı temel düşüncelerini, temel sembol ifadelerini bilmesi lazım. Yani o temel ifadeleri, sembol kelimeleri bilmiyorsa içinden çıkması mümkün değil. Arabi teklik çokluk sorununu izah ederken Spinoza gibi tümüyle matematik ilkelerini kullanmasa da o da sayısal ifadeler kullanmıştır. Tabi Arabi teklik çokluğu kullanırken Arabi'nin buradaki hareket ettiği nokta yani cevher der, cevherden hareket ederekten ondan sonra onlara da birer farklı manalar vererekten yürür. Ve Arabi bu noktada cevheri bölünmez olarak görür. Cevheri bölünmez olarak gördükten sonra cevherin içerisindeki bir sürü o sembolleri, nitelikleri, nicelikleri, o cevherin içerisindeki sıfatların tecelliyatlarını, eşyaları, onların hepsini birbirinden farklı ifadelerle, farklı dillerle onu anlatmaya çalışır. Gelelim farklara. Vahdet-i vücutta evren, Tanrı'da olduğu halde panteizmde Tanrı ve evren özdeşliği söz konusudur. Vahdet-i vücutçuların büyük bir kısmı varlığın üzerinde
varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tamamının tecelli ettiğini ve bir bütün olduğunu söylerler. Bir kısmı burada panteizme kayar, bir kısmı da şunu söyler. Varlık haşa Allah'tır. Parçalar bütünleşti, Allah oldu. Öyle söyleyenler de olmuştur, çok kabul görmese de. Ama panteizmde direkt varlıkla Tanrı özdeşleşmiştir. Birbirinden ayrılmaz. Birbirinin içine girmiştir. Bakın, birbirinin içine girmiştir. Asla birbirinin içinden çıkarmak, koparmak, ayırmak mümkün değildir panteizmde. Vahdet-i vücutta ise bu böyle algılanmaz. Varlık Tanrı değildir. Vahdet-i mevcutta parantez açabilir misin? Vahdet-i mevcutta mevcudun bütünlüğü. Bu mevcut mevcudu birlemek. Bütün varlığı bir görmek. Buradaki her vahdet-i vücutta her mevcudu, her var olan şeyi, birlemek. Kesreti tek haline getirmek. Aslında vahdet-i mevcutla vahdet-i vücut arasında çok anlayış farkı yok. İnce bir perde var. Ama İslam sufilerinin ister vahdet-i vücut olsun, ister vahdet-i şuhud olsun, isterse ikisinin arasını bulmaya çalışan vahdet-i mevcut olsun. Değişen bir şey yok. Hiçbirisi de bu varlığı tamamiyetle Tanrı olarak görmezler. Bakın, Tanrı olarak görmezler. Aralarındaki anlamsız bir savaş vardır. Anlamsız bir savaş. Anlamsız bir mücadele var. Yani buradaki söz konusu olan mücadele, Arabi'nin karışık sembol ifadelerinden mütevellit bir şey. Arabi'nin karışık sembol ifadeleri ve kelimeleri ve cümleleri, Arabi'nin karışık sembolizmini anlayamayanlar farkında olmadan Don Kişot gibi yel değirmenleriyle mücadele ediyorlar. Barışsa Arabi'nin o sembol deyimlerini varlıkla alakalı, varlığın üzerindeki tecelliyatlarla alakalı ve Arabi'nin kurmuş olduğu mantık diyalektiklerine baksalar, soru cevaplarına baksalar, o sembol ifadeleri, normalde sembol ifadeleri bu noktada çözümlemeye çalışsalar, arazdan kasıt ne, cevherden kasıt ne, fiilin tecelliyatından kasıt ne, bunlara baksalar, İzafiden kasıt ne? Bunlara baksalar ince ince barışaraktan, anlaşaraktan baksalar, aslında söylediklerinin ve anladıklarının çok farklı olmadığını görecekler. Burada kabul ediyorum, Arabi'nin dili ve Arabi'nin sembol kelimeler ve cümleler kullanması ve Arabi'nin bunları kullanırken gerçekten de biraz böyle, Allah affetsin, karmaşık ve zikzaklar içerisinde kullanması. Bu girift bir zikzakların içerisinde kullanması. O kimseyi bunu anlamakta güçlük çıkarıyor. Yani o kimse kendisini odaklamalı. O pasaja odaklamalı. O pasaja odaklarken de o kimsenin bir altyapısı olması gerekiyor. Altyapısı olmazsa onu çözümlemesi mümkün değil. Arabi'nin diline aşina olması gerekiyor. Arabi'nin tarzına aşina olması gerekiyor. Eğer Arabi'nin diline ve tarzına aşina değilse anlaması mümkün değil. Bunu açıkça ifade ediyorum. Allah affetsin.
Zaten ondan sonra da kıyamet kopuyor. Arabi, Arap diline çok hakim bir kimse. Mesela fütuhatında Arap diliyle alakalı örneklemeler veriyor. Böyle kullanılırsa bu manaya gelir, burada kullanılırsa bu manaya gelir, burada kullanılırsa bu manaya gelir diye gramerlere kadar girmiş. Öyle olunca sizin onun bir sembol kelimesini nerede, ne manada kullandığını çözmeniz lazım. Bulmaca bilmece gibi bir şey. Arabi teknik çokluk sorununu izah ederken Spinoza gibi tümüyle matematik ilkelerini kullanmasa da o da sayısal ifadeler kullanmıştır. Evet. Gelelim farklara. Vahdet-i vücutta evren Tanrı'da olduğu halde panteizmde Tanrı ve evren özdeşliği söz konusudur. Arabi Tanrı'yı evrenle, Spinoza evreni Tanrı'yla açıklar. Yani Arabi Allah'ı varlıkla açıklar. Varoluşla açıklar. Varlığın kademeleriyle açıklar. Varlığın üzerinden Allah'ın bilineceğini söyler. Allah çünkü bilinmez idi, bilinmek de istedi, bir şey yarattı. Bir şey yarattığı şeyin üzerinden Allah bilinecek. Arabinin gidiş istikameti hadisi kutsi çerçevesindedir. Bakın Arabinin gidiş istikameti hadisi kutsi çerçevesindedir. Allah bilinmez idi, Allah bilinmeyi istedi ve bir şey yarattı. Bilinmeyi istediği noktayı âmâ olarak görür. Hazreti Pir, ben de âmâ olarak görürüm. Allah bilinmeyi istedi âmâ da. Allah'ın Allah olduğu, Allah'ın Allah'lığının tecelli ettiği yer âmâdır. Ve bir şey yarattı. Ve Allah bilinmekliğini göstermek için, bilinmekliğini kendisini tanıtmak için bir şey yarattı. Bu yarattığı şeyin içerisinde Allah'ı bilebilecek olan en kıymetli varlık insan. Biz Allah'ı tanımada, Allah'ı bilmede Cenab-ı Hakk'ın tüm sıfatlarının diyorum. Allah'ın bilinen bilinmeyen o esnadaki tüm sıfatlarının tecelligahıdır mürşidi kamiller, zamanın kutbu. Allah'ı, o yüzden Arabi der ki Allah'ı varlığın içerisinde en fazla bilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra başka yerlerde der ki Allah'ı bilen peygamberlerden sonra zamanın kutuplarıdır. Ondan sonra veliler, ondan sonra sufiler olarak nitelendirir. Başka bir yerde de Allah'ı en iyi bilenlerin sufiler olduğunu söyler. Ama bunların bilmeleri varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatıyla alakalıdır. Biz Allah'ı varlığın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından tanırız. Ama şey diyor ki burada Spinoza ise direkt o normalde Tanrı'dan şeyi biliyor. Ne o? Varlığı bilmeye çalışıyor. Arasındaki fark bu. Arabi öğretisi dini kaynaklıdır. Allah'a ulaşma yöntemi kalbi keşfi seçer. Spinoza ise Tanrı anlayışını tamamen rasyonel ilkelere dayalı olarak matematik yöntemle kurar. Evet, Arabi'nin öğretisi direkt Kur'an ve sünnettir. Arabi tipik eski klasik sufi duruşu vardır. Arabi için birinci derecede bilmekle alakalı, ilimle alakalı, öğretiyle alakalı direkt kendisini bağladığı yer Kur'an ve sünnettir.
Hatta Arabi bu manada mezhepsel bir şekilde böyle radikal bir mezhepçi değildir. Sufilerin hiçbirisi radikal mezhepçi değildirler. Mezhepsiz de değillerdir. Ama radikal mezhepçi de değillerdir. Tutucu mezhepçi değillerdir. Sufilerin hepsi de. O yüzden çok eleştirirler. Ama gel gelelim, bunu eleştiren ehli fakih de kendi mezheplerinde rahat duramazlar. İşin içinden çıkamazlarsa diğer mezheplerin ölçülerini de alırlar. Ama sufilere taş atmaya gelince de ilk taşı onlar atarlar. Enteresan bir yapı. O yüzden Arabi bu noktada Allah'ı bilme, burada Tanrı'ya ulaşma demiş. Ben ulaşmayı kabul etmiyorum yine. Arabi Allah'ı bilme yolunda, Allah'ı bilme yolunda. Kur'an ve sünnetin zahirine bağlı olduğu kadar kalbi keşfe de bağlıdır. Bağlan. Allah en iyi bilinme noktası keşf iledir. Keşf. Keşf ise kalbi bir ilimdir. Kalbi bir ilim. Arabi bilginin geliş noktalarını da söyler. Bilgi edinme yollarını da Arabi söyler. Arabi için bilgi edinme yollarıdır. Okuyabilir bir kimse. Duyu alemiyle, duygularıyla bir şey öğrenebilir. Bunların üstünde kalbi keşfe inanır Arabi. O keşfi muhakkak peygamberlerde bu vahidir. Sufilerde keşftir. Arabi bu keşfi muhakkak ve muhakkak öne çıkarır. Ama sufilerin kendi dünyasında, kendi iç dünyalarında, kendi öğretilerinde, kendi dairelerinin içerisinde bu çok önemlidir. Sufiler bu keşfe ulaşmayı arzu ederler. Çünkü sufi için keşfe ulaşmak hakikate doğru kanat çırpmaktır. Sufi keşfe ulaşmazsa hakikate doğru kanat çırpamaz. O zahiri olarak Kur'an ve sünneti öğrenir, tek kanatlı olur. Hatta sufilerde meşhurdur, tek kanatlı kuş uçmaz derler. Tek kanatlı kuş uçmaz dedikleri şey, sufinin zahir bilgileri öğrenip keşf ilmiyle ilimlenmemesidir. Zaten günümüz sufilerinin en büyük handikaplarından birisi budur. Sufi dergahlarda, insanlar medrese arıyorlar. Sufi dergahlarda medrese aranmaz. Sufi dergahlarda keşf aranır. Eğer bir sufide keşf ilmi yoksa oturmasın oraya. Ayetleri gider Kur'an-ı Kerim'den okursunuz. Tefsirse gider tefsiri de bir yerden okursunuz. Hadisleri gider hadis kitaplarından okursunuz. Fıkıhı gider fıkıh kitaplarından okursunuz. Ama keşf ilmi kitaptan okumaktan öğrenilmez. Bunun için bir ehil, mürşit gereklidir. Ve bu iş batinidir, zahiri değildir. Bunun yolu Allah'a yaklaşmak için mücadele etmek, mücahade etmek. Güzel ahlak, evet ibadet ama en önemli şey çokça zikir ve Allah'a yakın olmayı isteme. Bununla alakalı bu yolları dövmedir. O kimse işte rüya, keşf ilminin anahtarı gibidir. O kimse rüya görmeye başlar veya o kimsenin kalbine ilham gelmeye başlar veya o kimse kabir haline vakıf olmaya başlar veya o kimse zikrullah halakasında yakaza hali dediğimiz haller görmeye başlar veya zikrullah halakasında zikrullah yaparken o esnada oradayken gözünün önünde ayrı bir perde açılır. Bir bakar ki başka yerde. Bir başka yerde zikrullah yapıyor. Başka bir halakada. Başka kimselerle zikrullah yapıyor. Sufinin yoludur bu.
Sufinin yolu. Sufinin yolu zikirden geçer, edepten geçer, terbiyeden geçer, bağlılıktan geçer. Sufinin yolu dedikodudan, gıybetten, ondan bundan geçmez. Sufi kendince kendi kalbini tenvir etmeye uğraşır ki keş ancak kalbe gelir. Hitap ancak kalbe gelir. O yüzden bir kimse bir sufi dergaha gider, bağlanır. Cigaraya, dedikoduya, gıybete, iftiraya, suizana, bühtana, içkiye, kumara, fuhuşa, berduşluya, ayyaşlıya devam edecekse o kimsenin sufi yolda durmasının bir anlamı yok. Kendini terbiye edecek orada. Kendini iyileştirecek. Çünkü kalp onu çalıştırması lazım. Kalbin tiktakının artması lazım. Kalbin tiktakının artması o kimsenin zikrullahıyla alakalı. Bunun oluşması lazım. O yüzden Arabi öğretisini tipik, zahirsel olarak Kur'an ve sünnete, içsel olarak keşfe dayandırır. Bu sufi yoludur. O yüzden normal, Arabi'nin buraya dayandırması kadar da normal bir şey olmaz. Spinoza ise Tanrı anlayışını tamamen rasyonel ilkelere dayalı olarak matematik yöntemle kurar. Spinoza evrenin özüne karşı töz kavramını kullanır. Bu töz kendi kendinin nedenidir ve tektir ve var olan her şey bu tözün değişik görünümleridir. Arabi ise bunu vacibül vücut olarak adlandırır. Zorunlu olan bu varlık Arabi'de ezelidir ve her şeyin kaynağıdır. Evet, Arabi bütün varlığı bu vacibül vücut olan Allah'a dayandırır. Ama bu varlığı Arabi anlatırken bir cevher olarak algılar. Ve bunu der ki cevher bölünemez, bir bütündür der. Cevherin içerisindekiler değişik şekil ve şemallere döndürülebilir. Ama o bir bütündür. O bütünün içerisinde oluşur der. Spinoza'ya göre Tanrı'nın evrene yansıması onun özünün zorunluluğundandır. Arabi'ye göre ise bu Tanrı'nın iradesi ile olmaktadır. Bu varlığın içerisindeki her şey Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatıdır. Ve her şey Allah'ın yaratmasıyla olur. Ve her şey Allah'ın kurguladığı matematikte yaratılır. Bu bir kimsenin kendi kurguladığı bir matematik değildir. Veya varlığın içerisindeki bu matematik kendi kendine oluşmamıştır. Ve İslam'a göre varlık Allah'a muhtaçtır. Varlık bütünüyle Allah'a muhtaçtır. Spinoza'ya göre ise varlık kendi kendine muhtaçtır. Varlığın mekanizması kendi kendine oluşmuştur, kendi kendine çalıştırır ve kendi kendine mecburdur. Oysa İslam sufilerine ve Arabi'ye göre varlığın çalışması Allah'a muhtaçtır. Ve varlığın üzerinde tecelli eden her şey Allah'tan gelir. Allah'tan gelir. Ve Allah'tır bu matematiği kurgulayan. Spinoza Tanrı'ya zat bir sıfat yüklemezken, yani tek töz olarak kabul etmekte ve bu tözü evrenle eş tutmakta. Spinoza'ya göre Tanrı'nın bilinebilir iki zatı, sıfatı vardır. Bunlar madde ve zihindir. Arabi ise Tanrı'ya zatî sıfatlar yükler. Arabi ve bütün İslam Allah'a zatî sıfatlar yükler. Allah'a zatî sıfatlar yüklerken Cenab-ı Hak ilahi kitaplarında bu zatî sıfatlarını kendisi zaten beyan etmiştir. Vahiy yoluyla. O yüzden İslam noktasında Allah'ın iki sıfatı yoktur. Allah'ın 99 sıfatı da yoktur. Allah'ın sayısız sonsuz sıfatı vardır.
hadis-i şerifte Tirmizi'nin topladığı, değişik kaynaklardan aldığı hadis-i şerifte 99 ismi şerif bilinen ismi şeriflerdir. Cenab-ı Hakk'ın bilinen bilinmeyen sayısız sonsuz ismi şerifi vardır. Bu ismi şeriflerinin en yücesinde, en yükseğinde Allah ismi şerifi vardır. Ondan sonraki ismi şerifi Rahman ismi şerifidir. Hatta Arabi Allah ismi şerifini ayağını sabite yani amaya, Rahman ismi şerifinin de bütün varlığın içerisine tekamül ettirir. Der ki tecelli ettirir. Der ki Allah ismi şerifi, Allah ismi şerifi amanın adıdır. Ve varlığın içerisindeki sıfatlarının tecelli ettiğinin cemi, yani kubbenin en üst noktasının şu kırmızı nokta var ya, ortadaki kırmızı noktaya Allah ismi şerifinin cemi söyleyelim. Onun üstündeki kare gibi duran, hani var ya oval kare gibi duran, orayı da Rahman ismi şerifi olarak görün. Arabi bunu böyle nitelendirirken, bu Arabi'ye ait bir şey değildir ama. Arabi bunu kendisine ölçü alır. Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kerimede ister Allah de, ister Rahman de der. İster Allah de, ister Rahman de. Yani Rahman ismi şerifini Allah ismi şerifinin ardına koyar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ismi şerifi baştadır yine. Allah'tan sonra Rahman ismi şerifi gelir. Sonra Rahim ismi şerifi gelir. Allah'tan sonra gelen bütün ismi şerifler Rahman'dır. O yüzden varlığın içerisinde tecelli eden esma-i sıfat Rahman ismi şerifinde toplanır. Uluhiyeti ise Rab ismi şerifinde toplanır. Sıfatsal yaratıma tecelliyatı sıfatsal olarak Rahman ismi şerifinde, Zatullah noktasında, uluhiyet noktasında da Rab ismi şerifinde toplanır. Çünkü alemlerin Rabbidir o. Bakın alemlerin Rahmanı değildir. Alemlerin Rabbidir. Bu uluhiyettir. O yüzden dua ederken ya Rabbi diye dua ederiz. Uluhiyet vardır bunda. Bunda muhteşemlik vardır. O yüzden Arabi bu noktada Allah'a zatî sıfatlar kıdem gibi, ezel gibi zatî sıfatlar yüklerken bu zatî sıfatları yükleme yolu hadis-i şeriflerden ve hadis-i kutsilerdendir. Bu Arabi'nin kendisinden ilkeleştirdiği bir şey değildir yani. Vahdet-i vücutta Tanrı hem tenzih hem de teşbih konumundadır. Spinoza panteizminde Tanrı her şeyin içkin sebebidir. Tanrı ile evren iç içedir. Evet, bu Tanrı ile evren iç içedir panteizmede ama normalde sufi noktasında Tanrı ile evren iç içe değildir. Evrenin üzerinde tecelli eden Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın sıfatlarıdır. O yüzden Allah'ın sıfatları olduğundan biz teşbih ederiz, benzetiriz. Hani az önce benzetme yaptım ya, insanın görmesi Allah'ın görmesi gibi değildir. İnsanın görmesi Allah'ın görmesi gibi değildir. Tenzih ettim. İnsanın duyması Allah'ın duyması gibi değildir. Tenzih ettim. İnsanın elinin emeği bir şey üretmesi Allah'ın yaratması gibi değildir. Tenzih ettim. Veyahut da bir sıfatsal tecelliyatı görseniz tenzih edersiniz. O bundan yücedir. O bundan yüksektir. O bundan âlâdır. O bundan âlidir. Gördüğüm o değildir. Tenzih. Ve zaten hadis-i kutsi'de de yaratılış sebebi insanların Allah'ı zikir, ne der? Beni zikretsinler. Hadis-i kutsi bu. Beni zikretsinler. Beni teşbih etsinler, benzetsinler. Ve beni tenzih etsinler.
benzettiklerini reddetsinler diye yarattım. Hadis-i kutsi bu. O yüzden sufiler, Arabi ekolü genelde hep teşbih ve tenzihi seçer. Arabi teşbih eder. Füsusunda, fütuhatında eserlerini bunu okursunuz. Teşbih ederken girift kelimeler, cümleler kullanır. Ondan sonra tenzih ettiğini görürsünüz. Anlatır. Siz dersiniz ki tam bu. Der ki o hiçbir şeye benzemez. Tenzihi patlatır. Ve ondan sonra dersiniz ki ya bu yere kadar okudum bu pasajı, anlamaya çalıştım. Sonunda buna mı geldim? Madem buna benzemeyecekti neden okudum der. Bıkar bırakır herki okuyanlar hep. Oysa okudukça, tanımladıkça Allah'ı tanıma noktasında iyi yol kat eder. Panteizmde ilahi dine, emir ve yasaklara, ibadete, ahirete inanma söz konusu değildir. Evet. Düşünme bir nevi ibadettir. Şimdiki Türkiye'deki dünya üzerindeki haylazlar gibi. İşlerine çok iyi geliyor bu. Yani düşündün ya, ibadet ettin, bitti. Yani bu nimeti düşündün, bunu, bitti onun için. Bu nimetin nereden gelip gittiğini gördün, düşündün, bitti. Güneşin yaratılışını düşündün mü? Düşündün, ibadet ettin. Başka bir şey gerek yok. Zaten ahiret inancı yok. Hesap kitap inancı da yok. O yüzden ibadet şartı da yok. Ne yapıyorlar bu sefer? Ne yaptınız diyorum ben. Ha ne yaptınız? Arabada diyor bunu söyleyen. Zikrullah'a götürmüşüm adamı. Ondan sonra gidiyoruz, dönüyoruz geri. Zikrullah'tan çıktık. Arkada. Ben de arabayı kullanıyorum. Mustafa'cığım bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle abi dedim ben. Ben dedi İstanbul'da filanca otele gittim dedi. Orada dedi hani meditasyon gibi bunun öğretisi veriliyordu. Evet abi dedim ben. Ya ben dedi kendimi orada hissettim dedi. Nasıl gibi abi, nasıl abi dedim ben. Mesela oraya gitmişler, o bana örnekliyor arabanla da. Bir, ama bunu böyle söylemeden örnekledi. Hemen başladı arkadan. Böyle daha yüksek bir sesle. Ulan ne oluyor dedim ya. Ulan koca adam dedim. Abi böyle bilmiyorduk. Ondan sonra dedi ki ben kendimi orada hissettim dedi. Yani böyle bir şey tanımladım dedi. Öyle deyince ben şimdi direksiyon arabada kullanıyorum. Ben bir başladım. Allah 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 zikrullah. Bir ara aynadan baktım, bunun rengi mengi gitmiş. Yani o benim kafayı kırdığımı düşünmüş, sonradan söylüyor bana. Bir anda benim gittiğimi düşünmüş ve bir de ne diyor? Sen o esnada müthiş bir trans yaşadın. Dedim abi, Allah demekle aa demenin arasında dedim bir fark görmediysen söyleyecek bir laf yok. Ardından sonra böyle eller böyle olacak. Serçe parmaklar kalkacak. Om. Bunlar normalde kendilerini hani böyle söyleyerekten kendilerini sonra boşlukta görüyorlar. Buyurun. Başka yabancı, Batı'nın insanları özellikle 35 Bilim adamları özellikle tarih kitaplarında var. Ama Osmanlı'da İslam'la ilgili büyük İslam alimleri yok. Bunu nasıl yorumluyorsunuz yani? Neye bağlıyorsunuz bunu? Sizin okuduğunuz araştırmalarınız öyle diyordur. Yani Osmanlı'da bir hayli alim var hem. Fakat tarihleri hiç yansımamış.
Bir hayli var ha. Bir tanesi Arap asıllı. Şu anda dinde yok, bir o var. Kim o? Vallahi şu anda aklıma gelmedi ama bir dakika çıkartacak ama ben bunu kumlu ederim. Üzerinde göçebeli de ilgili bir konular üzerinde derlere yapmış, bir yazı yapacağım. Osmanlılar'da böyle dinle ilgili şey, halinde benim için görmedim. Hocam kendim çalışıyorum. İkincisi Sofi. Son zamanlarda bir şofi çıktı. Şofi'nin Osmanlı zamanında var mıydı? Sufilik mi? Evet. Cumhuriyet ilan edildiğinde İstanbul'da ayakta duran 360'ın üzerinde Sufi dergahı vardı. İstanbul'da Cumhuriyet ilan edilmezden az önce, yani normalde Cumhuriyet ilan edildiğinde sadece İstanbul'da ayakta duran, çalışır vaziyette 360 tane dergah vardı. 362 tane. Tespit edilmiş. Hatta benim, Allah affetsin, göz doktorum İstanbul'daydı. Onlar bir komisyon kurmuşlar böyle. Daha önce burası mescitti diyelim ki. Bunu vakfiyelerden çıkarıyorlar. Vakıflara müracaat edip, Kültür Bakanlığı'na müracaat edip oranın tekrar mescit haline dönmesine uğraşıyorlar. Böyle bir kendilerince bir ekip kurmuşlar. Aynı şekilde de böyle tekkeleri de dönüştürebilecek bir şey oluşturmuşlar. Böyle bir heyet gibi kendilerince. Onun söylediği bana dedi ki, biz 360'ın üzerinde Osmanlı'nın son döneminde, Cumhuriyet kırılmazdan önce tekkenin var olduğunu ve bunların ayakta olduğunu, çalışır vaziyette olduğunu bana söylemişti. Sonradan ben bir küçük araştırma yaptım. Evet, 400'e yakın Osmanlı'nın o gün için o nüfusunun içerisinde 400 tekkesi var İstanbul'da. Bursa manevi başşehir. Bursa'daki tekkelerin eğer ki bir hepsi de ayağa kaldırmaya kalkarlarsa çok evin yıkılması lazım. O yüzden Osmanlı'da var olan tekkelerin sayısı, belki de camiler kadar var. Camilere eşdeğer. O yüzden Sufilik yeni bir olgu değil. Türkleri çünkü ilk Müslüman olmalarına sebep olan o zamanki Sufiler. Yani Sufilik yeni bir algı değil. Ama şimdi ben abinin dediğine geleceğim. Bu tekke ve zaviyeler kanunuyla alakalı Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkan ve aynı zamanda da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ve sonraki işte 60'lara 70'lere gelinceye kadar laiklik sendromundan dolayı yapılan baskılardan dolayı Sufiler böyle tabiri caizse çok tanınan topluluklar değillerdi. Yani bu gerçek, evet. Biz tanınan topluluklar değillerdi ama ben ilk 86'da tanıştım. 86'da tanıştığımda bir kimsenin dışarıda ben Sufiyim demesi dahi yasaktı. Mikrofonu yaklaştırabilirsiniz. Hiç anlaşılmıyor. Siz duyuyor musunuz? Hiç duyamıyoruz. Şu mikrofonu bir değiştirin. Özellikle tabii ki 1927'de biliyorsunuz o zamanki komutanın veya şeyin talimatıyla 1927 İslam ibaresi kalkmıştı. Evet. Kalkınca tabii ki tekke ve zaviyeler kapatılmış o zamandan. İşte 9 sene sonra tekrar açılıyor. Yani açılmadı daha. Açılmadı mı hocam? Yok. Şimdi tekke ve zaviyeler kanunu hala da duruyor. Burası bir kültür merkezi olarak çalışıyor. Hocam, ikincisi ise bizim okuduğumuz tarihlerde, üniversitelerde en aşağı 35-40 tane yabancı bilim adamları alıyoruz. Özellikle İslam'la çalışıyoruz. Sesinizi... İslam'la
çatışıyorlar, bilmem ne yapıyorlar yani yabancı İslam alimleri falan. 35-40 tane İslam alimlerini özellikle onları ezberledik. İşte Mars Garp, daha bir sürü şeyler var ama tabii onlara hazırlıklı olarak gelmedik. O yüzden dedim, benim yani en çok ilgilendiren şey özellikle Sufi ile ilgiliydi. Son zamanlarda ülkemizde Sufiler gözde oldu. O süre içerisinde bundan önce Sufiler falan pek anılmıyordu bence. Benim kendi görüşüm. Kabul ediyorum. Evet. O süre içerisinde acaba dedim birdenbire olunca dedim, bunun acaba nereden, bunlar ayıp değil, öğrenmek ayıp. Acaba nereden şey yapıldı falan, onun için özellikle yaptım. Osmanlılar'da var mıydı? Tabi siz dediğinize göre 360 tane var, belki 400 olmuş olabilir diyorsunuz. O süre içinde tabi daha da fazladır. Teşekkür ederim hocam yani. Biz bunu biraz alsak, önemli olan konuların başını şey yapmak. Allah razı olsun. Tabi bunlar normalde tekke ve zaviyeler kanunuyla kapatılır. Evet. Kapatılınca dergahlar, tekkeler dağıtılır. Böylece dergahların, tekkelerin başındaki şeyhler ve müritler kendi evlerinde sufiliklerine devam ettirirler. Kendi toplantılarını böyle mekanlarda değil, evlerde. Bizim eski arkadaşlarımız bilirler. Biz ev ev toplanırdık, evlerde toplanırdık. İşte sonra da belli bir merkezler yaptık. O merkezlerde toplanıp onlarda dersler, sohbetler yapardık. Ama bu biraz daha rahatladı. Biraz da bu devlet eliyle oluyor. Onu da söyleyelim. Neden devlet eliyle oluyor? Mesele şimdi sorudan çıktık ama hakkınızı helal etsin sorusu. Neden devlet eliyle oluyor? Devlet şunu gördü. Bunu da söylemekte fayda var. Dine yapılan baskıyla Türkiye'deki dinini yaşamaya çalışan insanlar bu baskılardan dolayı yabancı unsurların etkisi altına girmeye başladılar. Bir taraftan İran Şiası milliyetçilik akımı olaraktan, bir taraftan Suudi Vahabi inancı milliyetçilik tarafından Türkiye'deki geleneksel din algısını boğmaya başladı. Hatta bu kıskacı daha da çoğaltabiliriz biz. Bunu özür dilerim, bir parantez açabilir miyim bu konuda? Bu çünkü Türkiye'nin Türkiye'yi çok önemli bir noktada ilgilendiren bir şey. Türkiye bu 50 yıllık zaman zarfında bir tarafta İran milliyetçiliğine bağlı Şia kıskacı, bir tarafta Selefi Vahabi Suud'un Selefi Vahabi kıskacına, şimdi onu da söylemekte fayda var. Bir tarafta da Batı destekli cemaat kıskacına girdi. Bu kıskaca girince Türkiye kendi geleneksel, klasik algısını, din algısını yitirmeye başladı. İşin içerisine milliyetçi akımlar, işin içerisine Selefi Vahabi akımları, işin içerisine farklı algılar, farklı baskılar girince Türkiye'nin kendi gidiş istikametinde yalpaladı. Anadolu Müslümanları ve Anadolu din anlayışında bir kimsenin kötü de olsa devletine silah doğrultması mümkün değildir. Bakın, hükümetini değiştirir, siyasetçilerini değiştirir, devletin çalışma sistemini değiştirir ama devlete silah çekmez Anadolu Müslümanı. Silahlanıp örgüt kurup devlete kumpas yapmaz Anadolu Müslümanı. Devletin çalışma sistemine kızar, eleştirir. Siyasetçilere kızar, siyasetçileri eleştirir. Gider oyunu atarken de ders verir gibi atar mı? Atar.
Ama Anadolu Müslümanı silahlanıp örgüt kurup devletin askerine, polisine savaş açmaz. İnsanların mallarını yakmaz, yıkmaz, yağmalamaz. İnsanların arabalarını yakmaz. Hendek kazıp evden eve hücre kurup devletin askeriyle, polisiyle çatışmaz. Bu Orta Asya'dan beri geleneksel Müslüman Türk kimliğidir. Bu Anadolu kimliğidir. O Alevi'ymiş, Şia'ymış, o mezhebi şuymuş, meşrebi buymuş, ondan sonra o tarikattanmış, bu tarikattanmış, o ırktanmış, bu ırktanmış, Anadolu'da bunların kavgası, gürültüsü olmaz. Ermenisi, Hristiyanı, Yahudisi, tahtacısı, Kızılbaşı, Sufisi, Sünnisi, ne bileyim işte Kadirisi, Rufaisi, Bedevisi, Şazelisi, Melamisi, hepsi de uyum içerisinde yaşar. Anadolu Müslümanlığı budur. Anadolu kültürü budur. O kimsenin komşusu Yahudidir. Ona kalkıp kem gözle bakmaz. Bir komşusu Ermenidir. Ona kem gözle bakmaz. Karşıdaki kimse Yezididir. Ona kem gözle bakmaz. Yerler, içerler, düğünlerine giderler, eğlentilerine giderler. Anadolu din algısı, kültürü budur. Ama bu senkarizasyon son 30 yılda bozmaya çalışıyorlar. Bozmaya çalışıyorlar. Bunu hem devleti idare edenler hem etmeyenler, dışarıda duranlar eliyle. Ne işiniz vardı başörtüsünü yasaklamakla insanları ayrışmaya götürdünüz? Ne geçti elinize? Ülkede kaos çıkardınız. Kimse başını örtüyorsun, örtmüyorsun de kimse kimseye bir şey demiyordu. Herkes üniversitesine gidiyordu, oraya buraya gidiyordu. Herkes çalışıyordu, bakıyordu işine. Ne ama yasakladılar? Ayrıştırıyor. Evde hadis okuyor adam. Geliyor polis alıp götürüyor. Ne oluyor? Hadis okuyor adam. Toplanmış 10 kişi Kur'an-ı Kerim okuyorlar, tevhid çekiyorlar, ibadet ediyorlar. Sarıyor polis. Haydi irticai faaliyet götürüyor. Ne geçti elinize? Ne geçti? İnsanlar Kur'an'larını öğreniyorlardı. Ne geçti elinize, aldınız götürdünüz? Anadolu din algısının dibine içeriden dışarıdan dinamiti koydular. Şimdi devleti idare edenler herhalde bunu gördüler. Yoksa bizi burada konuştururlar mı? Alırlar götürürler. Alırlar götürürler gene. Beni götürmemiş insanlar değiller. Ama bunu biz de gördük. Herkes gördü bunu. Gencecik çocuk sakalı bırakmış, ne kadar güzel, babasına kafirsin diyor. Gözümün önünde. Babası ağlıyor. Bu çocuk bu dini nereden öğrendi diyor. Çocuğa biraz böyle girdim, ne yapıyor, ne ediyor diye. Çocuk Selefi Vahabi. Babasına dedim yandın. Ne oldu? Dedim yani evde C4 patlasaydı bu kadar dedim zarar vermezdi. Bu çocuk C4'ten daha fazla zarar verecek sana şimdi dedim. Aradan 2 yıl geçti, adam ağlaya ağlaya geldi. Sen nereden biliyordun dedi. Ne oldu dedim ben. Ya bizim aile dağıldı dedi. Bu çocuktan dolayı dağıldı dedi. Aileler dağılıyor. Çocuk anne babasını dini bilmeyen insanlar öğretilmedi. Kaç yaş grubu? 50 yaşın üstü. Öğretilmedi. Bilmiyorlar. Bilmiyorduk. Bilmiyorduk.
Bizim evde dini kitap olarak babamın bir tane Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini anlatan bir kitabı, Hazreti Hasan ile Hüseyin'i anlatan bir kitabı ve biz en dindar aileyiz, sokağın en dindar ailesi. Bizim evimizde var olan kitaplar bunlardı. Başka bir şey yoktu. Bilmiyor. Yani çocuk anne babaya bakarken o gözle bakmıyor. Ona diyorlar ki senin annen baban kafir. Namaz kılıyor mu? Kılmıyor. Namaz kılmayan kimse kafir diyor. O kimse bilmiyor. Tebliğ edilmedi. Öğretilmedi. Bak Hanefiler diyorlar ki bir kimse bir farz ibadetini yerine getiremese dahi, terk etse dahi küfürle itham edilemez der. Hanefiler der bunu. Bizim din algımız budur. İmam-ı Azam der ki bir kimse bir ibadeti, farz olan ibadeti yerine getirmese dahi onun farz olduğunu inanıyorsa onu küfürle itham edemezsin. Bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsa onu küfürle itham edemezsin. Hanefiler söyler bunu. Bu bizim algımızı bozmaya çalıştılar. Döndük. Vahdet-i vücutta Tanrı hem te... Evet bunu okuduk. Panteizmde ilahi dine, emir ve yasaklara, ibadete, ahirete inanma. Bunu da okuduk. Arabi'ye göre Tanrı akıl yoluyla bilinemez. Evet. Allah'ın akıl yoluyla bilinmesi Arabi'ye göre mümkün olmayacak noktadadır. Arabi'nin ve Sufiler de buna katılırlar komple. Ve Arabi'nin böyle bir enteresan duruşu vardır. Bir kimse Allah'ı akılla bilemez. Çünkü akıl sınırlıdır. Akıl sınırlıdır. Neyle sınırlıdır? Edinmiş olduğu bilgilerle sınırlıdır. Aklın sınırı vardır. Akıl o sınırın içerisinde durur. Ama keşfin sınırı yoktur. Spinoza Tanrı'yı akıl yoluyla bulunacağını, bunu da matematiğin ilkeler üzerine kurar. Evet. Panteizm her şey Tanrı'dır. Evet, panteizm odur. Her şey Tanrı'dır. Savıyla Tanrı'yı evrende içkin olarak Tanrı ile evreni birleştirip aynılaştır. Vahdet-i vücutta ise Tanrı zatı ile aşkın sıfat ve isimleri ile içkindir. Yani bütün sıfat ve sıfat ve fiilleri zatından taşar gelir. Zatıyla taşkın. Bütün sıfatlar zatından ve bütün işlemler de zatından taşar gelir. Zatından taşıp gelen her şey onun sıfat olur. Panteistler kainattaki oluşu zorunlu saymaktadır. Ve Tanrı'nın irade sıfatını yok kabul ederler. Panteistlere göre şahsiyet bir tehdit olduğundan Tanrı'da şahsiyet yok olarak düşünülür. Töz ancak insan suretine girdiği zaman nefsinde bilinç meydana gelir. Dolayısıyla panteistler Tanrı'yı ve evreni insan suretinde tasavvur eder. Arabi ekolünde Tanrı yarattıklarına benzemez. Evet. Arabi'ye göre normalde varlığın özü cevherdir. Tanrı değildir. Allah bir şey yaratmıştır. İmam-ı Azam yaratılan şeyi bir şey olarak nitelendirir. Bir şey. O bir şeyde bütün şeyler mevcuttur, yaratılan. Ama bütün şeyler mevcut olsa da o şey Allah'ın zatı değildir. Ve o şeyde Allah'ın sıfatları tecelli eder, zatı değil. Arabi'ye göre insan mutlak varlığı bilebilir. Spinoza için ruh ve bedenden meydana gelen insan Tanrı'nın insan tarafından bilinen sonsuz düşünce ve sonsuz uzun sıfatlarının birer görünümüdür. İnsan ruhu her şeyi tabiatın ortak düzenine göre algılamakta, ne bedeni ne de cisimler hakkında bilgi sahibi olmamaktadır. Bu durum insanın iradesini ortadan kaldırmakta ve onu evrene köle haline getirmektedir. Ama Arabi'ye göre bu böyle değildir. Arabi'ye göre insan Allah'ı bilme noktasında en üst seviyededir.
Hatta Arabi der ki Allah'ı en fazla, en iyi bilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır der. Az önce söylediğim gibi ondan sonra Sufilerdir der. Soru 1. Sibonize ile Arabi'nin kurmuş olduğu düşünce sistemleri son derece benzerdir. Nasıl olur da bu kadar farklı zamanlarda ve coğrafyalarda yaşamış iki düşünür böyle bir benzerlik gösterebilir? Ben çok benzer görmedim. Ama ve lakin yani sonuçta varlığın üzerinde tefekkür edenler üç aşağı beş yukarı aynı sonuçları bulabileceklerdir. Bunda belki ilahi bir bağ da kurulabilir mi? El cevap kurulabilir. Soru 2. Akıl mı? Sezgi mi? Hangisi bilgiye ulaşmada daha üstündür? Bu noktada ben bir kimsenin bir eline aklını, bir eline de keşfini alması gerektiğine inanırım. Akıl mı, sezgi mi derken birbirini tercih etmeyi kabul etmem. Bencesi. Çünkü din akıl sahiplerine emrolunmuştur. Bizim temelimizde din bilgimiz ve din algımız önce akla dayanır. Ama Allah'ı tanımada, Allah'ı bilmede biz keşif yoluyla yürürüz. Bu farklı bir şeydir. Eğer bir kimse ben buradaki aklı bir manada Kur'an ve sünnetin zahiri olarak görüyorum. Eğer bir kimse Kur'an ve sünnetin zahirine bir ayağını bağlamazsa Allah'ı bilme noktasında sapkınlıklara uğrayabilir. Hazreti Pir'in, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sözü bu konuda çok manidardır. Çok hoşuma gider. Evlat, oğul, biz pergelin iki sivri ucu gibiyiz. Bir sivri ucumuz şeriat-ı Ahmediye'ye bağlı. Öbür ucumuzla alemleri seyran ederiz. Bu çok önemli bir ölçü. O yüzden benim nazarımda akıl mı, sezgi mi, keşf mi dediğimizde ben hem aklı hem keşfi alırım. Ama şunu unutmayın. Bu fakirin düşüncesi. Sizin keşf yoluyla kalbinize gelen ilmi analiz edecek olan, onu emip, çözüp, hayata geçirecek olan yine akıldır. Gördüğünüz rüyayı, keştir, keş yoludur. Aklınız hafızaya alır. Gördüğünüz rüyadaki cisimleri, gördüğünüz rüyadaki materyalleri, gördüğünüz rüyadaki ritüelleri, gördüğünüz rüyadaki rumuzları algılayan ama bunları algıladığı şeyleri yorumlayamayan akıldır. Akıl bunları algılar. Akıl bunu görür. Hiç bu o güne kadar görmediğiniz bir makine gördünüz. Akıl onu yorumlamakta güçlük çeker. Niçin? Çünkü daha önce o makineyi hiç görmedi. O cismi hiç görmedi. Ama o cismi gören, o makineyi icat eden, o makineyi bilen bir kimse, o makineyi o kimseye anlatırsa akıl onu algılar. Algılayacak olan ne yine? Akıl. Bizim sufi duruşumuz iki ayaklıdır. Bir ayağımız bizim Kur'an ve sünnete, bir ayağımız tasavvufun ilkelerine dediğim şey keşf yoludur. Oraya bağlıdır. Biz asla ve asla tek kanatlı kuş olmak istemeyiz. Ya zahir bize lazım değil, bize keşf lazım diyenlerden değiliz. Bize zahir de lazım, yani akıl da lazım, bize keşf de lazım. Bizi biz eden, insanı insan eden hem soyut hem somut kavramların bileşkesidir. İnsan sadece ve sadece maddeden ibaret değil. İnsan sadece görünürlükten ibaret değil. İnsanı insan eden kalp var. İnsanı insan eden duyguları var. İnsanı insan eden düşünceleri var. İnsanı insan eden unsurlar var. İçsel unsurlar. Eğer sadece biz insanı zahirsel olarak bakarsak konuşan hayvandan bir farkımız kalmaz.
Hayvanlar gibi yer, içer, cinsel ilişkiye girer, ölürüz. Ama insanı insan eden içselliğidir. Duygusudur, manasıdır, düşünceleridir, fikridir, iyilikleridir, kötülükleridir. İnsanı insan eden şeylerdir. O zaman bize hem zahir tarafımız lazımdır, akıldır. Bunu biz Kur'an ve sünnete bağlarız. Bu aklımızı Kur'an ve sünnete bağlarız. İkinci ayağımız keşftir, kalptir. Biz onu da tasavvufun ana ilkelerine bağlarız. Bitireyim inşallah. Alayım sorunu yine. Soru 3. Vahdet-i vücut ile panteizmi kıyaslar mısınız? Hiç kıyaslamam. Çünkü vahdet-i vücutla panteizm kıyaslanacak bir şey değildir. Bir şeyin kıyaslanması için birbirine benzemesi gerekir. Bir şey birbirine benzerse birbiriyle kıyaslanır. Farzları farzlarla kıyaslarsanız, nafileleri nafilelerle kıyaslarsınız. Et yemeklerini et yemeklerle kıyaslarsınız. Et yemeğini sebzeyle kıyaslayamazsınız. Sebzeleri sebzelerle kıyaslarsınız. Bir şey kendi cinsinden, kendi türüyle kıyaslanır. Allah'la kıyaslanacak hiçbir şey yoktur. Neden? Allah Allah'tır. Onu kıyaslayabilecek bir şeyimiz yoktur. Panteizm varlığı Allah olarak gören bir düşüncedir. O yüzden kıyaslanacak bir şey değildir. Vahdet-i vücut ise varlığı Allah olarak görmez. Benim bildiklerim. Ama bunların içerisinde benim vahdet-i vücutçu olarak görmediğim bu panteizme kayan kimseler var. Ben onlara zaten katılmıyorum. Allah muhafaza eylesin. O yüzden vahdet-i vücut düşüncesi gerçek manada bir yaratıcı ve yaratılanı kabul eder. Panteizm yaratıcıyı ve yaratılanı kabul etmez. Panteizm için her şey, bu görünen her şey Tanrı'dan bir parçadır. Öyle değil midir? Öyle okumadın mı? Efendim? Öyle diyor değil mi? Her şey Tanrı'dan bir parçadır diyor değil mi? Buna benzer. Zaten yazmışım buraya. Spinoza evrenin özüne karşı töz kavramını kullanır. Bu töz kendi kendinin nedenidir ve tektir. Var olan her şey bu tözün değişik görünümleridir. Yaratan ve yaratılan olunca ikinci bir varlık oluşmuyor mu? İkinci bir varlık oluşuyor. Ben beyefendi bir ondan sonra size söyleyeyim. Ben 17'de 10 yıl orada göremedim. Hazreti Mevlana Hazretleri kabirde babasıyla beraber yatıyor. Doğru mudur? Yani kabri babasıyla oğlunun bir yerde bir kabirde kaldığı doğru mudur? Bir kabirde değil. Bize öyle anlattılar aslında yani. Yok öyle, yan yana. Yan yana değil öyle. Bir kabir, çok büyükçe bir kabir. O kabrin içinde Mevlana Hazretleri ile babasıyla beraber yatmakta olduğunu. İkincisi böyle toplantılarda özellikle Mevlana Hazretleri bir yere bir toplantıya bir şey gittiği zaman babası onu gördüğünde ayağa kalkıp onu yerini ona veriyordu. Hiç okumadım öyle ama. Ben oralarda gittim, bunları şey yaptım onun için. Teşekkür ederim, sağ ol hocam. Allah razı, Allah razı olsun, estağfurullah. Sağ ol. Teşekkürler. Yok. Buyurun. Sağ ol. Yerli olan o insanın kalbinin temiz olduğunu biliyor musun? Önemli olan insanın kalbinin temiz olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan o kimsenin iyi insan olması. Eyvallah. İnşallah. Amerika'da bir üniversite hocasının makalesinde diyor ki beyninin %100'ünü kullandığında Allah'ı bilebileceğini söylüyor insanlara. Mesalenin devamında da bunu peygamberlerde görebileceğini yansıtıyor. Kullansın o zaman. Düşünmedim.
beyninin %100 kullanabileceğini de Allah'ı tam olarak bilebileceğini düşünen bir kimse %100 kullansın deriz biz de ona. Bana ne? İspat edecek kendisi o zaman söyleyecek. Öbür türlü bir tez, bir teori. Teori. %100'ünü kullansın görelim. Kullanma diyecek değiliz ya. El Fatiha, ama salavat. Amin. Bu sorular sonradan mı geldi? Allah amadadır. Ama nerede demiştiniz? Allah eşittir. Ama eşittir. Allah'tır ama sınırda mıdır? Amanın ötesi Allah mıdır? Allah eşittir. Amadır. Ama eşittir. Allah'tır. Yok öyle. Boş konuşmayalım. Eşim çalışmama izin vermiyor ama ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Muhtaç olmaktansa çalışıp eşime destek olmak günah mı? Eş derken kim? Kadın mı, erkek mi? Yani bir kadın bir adamın çalışmasına da izin vermiyor olabilir. Eşim çalışmama izin vermiyor diye adam yandınabilir. Erkek mi bunu soran, bayan mı? Bayansa elini kaldırsın yukarıdan. Sorunun sahibi yok. Bazı erkekler ne yazık ki eşlerini köle gibi görüp hiçbir yere gitmelerine izin vermiyor. Toplum içerisine bırakmıyor. Bunların amacı ne olabilir ki? Vallahi eş seçiminde dikkat etseniz. Yüce Allah'a dostum demek günah mıdır? Yüce Allah'ın Hannan, Mennan ismi sahih midir? İsm-i Azam nedir? Harika. Bilebildiğim sorular değil. Tuttuğumuz oruçların niyetleri akşam ezanından önce, hemen önce edilse sorun olur mu? Yani şöyle mi anlamalıyım? Oruca niyetlendi, akşam namazına yakın mı niyetlenecek? İftar açmadan önce niyetlenmeyi soruyor herhalde. Garanti almıyorum. Yok öyle olmuyor işte. Farz namazlarda, farz oruçlarda, Ramazan orucunda hemen normalde oruca niyet etmek gerekir. Uyuduysa uyanır uyanmaz niyet etmesi gerekir. Nafilelerde öğle namazına yakın zamana kadar da niyet edebilir. Hiçbir şeyi içmiyorsa. Farzlarda sahura kalkmak niyet hükmündedir. Bir kimse ertesi gün oruç tutacak, sahura kalkarsa niyet hükmündedir. Ama yok o kimse daha titiz davranmak istiyorsa uyanır uyanmaz. Eğer niyetlenmediyse hemen niyetlenecek farz oruçlarda. Nafile oruçlarda, farz olmayan oruçlarda öğlen namazına yakın zamana kadar niyetlenebilir. Ama öyle akşam namazına kadar niyetlenmek hoş değil. Yüce Allah'a dostum demek günah mı? Bir kimse Allah'ı kendisine dostum diye görebiliyorsa harika bir şey. Bir kimse Allah'a dost olabilir ama Allah'ı da kendine dost görüyorsa muhteşem diyebilir. Allah'ın Hannan, Mennan ismi sahih midir? Allah'ın değişik bir sürü isimleri vardır ama bu Ya Hannan Ya Mennan ismi 99 ismi şerifinin içinde geçen ismidir. İsm-i Azam nedir diye sormuşlar. İsm-i Azam'la alakalı değişik rivayette hadis-i şerifler var. Zikirlerin içerisinde işte bunun içinde İsm-i Azam vardı diye içinde İsm-i Azam vardı diye rivayet edilen zikirler var. O yüzden Cenab-ı Hak İsm-i Azam hangi isim olduğunu bu noktada beyan etmemiş. Açık, sarih bir şekilde. Şu esma Allah'ın ismi azamıdır diye de sarih, açık bir hadis-i şerif okumadım. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.